Şimdi uygulamadayken Redfrax cihazımızla 3 tane scan terapi, jinekoloji ve surgical terapi, jinekiyatri diye geçiyor burada. 3 tane bu şekilde listelerinden birini seçiyoruz. Hangisini işlemi yapacaksak onunla ilgili olan başlığımızı seçimini yapmış olacağız. Şu anda burada scan terapi değil, jinekoloji değil, surgical terapi değil. Burada surgical terapinin sadece bir başlığı var. Biz onun değil, scan terapinin başlığı da hazır buraya taktık. Yani ne demek? Fraksiyonel lazer uygulaması. Scan terapi uygulamasını seçiyoruz. OK'ye basıyoruz. OK'ye bastığımız zaman uygulama yapacağımızın şeklini burada elips şeklinde, kare dörtgen şeklinde, üçgen şeklinde, altıgen şeklinde veya yuvarlak şeklinde belirleyebiliyoruz. Yani hangi alana ne kadar biyogeometrik şekilde uygulama yapacağımızı seçimini yapabileceğimiz bir cihaz. Coverage rate yani ne kadar kısmını kaplasın o alanın içerisinde, o alanı ne kadar kaplayacaksa o kadar alan içerisinde mikrospot dediğimiz küçük lezyon dotları bırakacak. Ben böyle bir örnek kendimde uygulama yaptığım için gösterebilirim. Yakına gelebilirsek eğer bundan 4-5 gün önce yapmış olduğum uygulamada şurada biraz daha böyle gösterdiğimizde şöyle böyle bir uygulama sonrasında şöyle ışığı olduğu kısma özellikle şöyle yapalım ki gözükmüş olsun tam. Evet, uygulamayı yapmış olduğumuz kısımda daha da yakınlaştıralım. Evet, mikrospotların her biri gözükmüş oluyor. Şu anda bunların hepsi teker teker bu alanda uygulamayı yaparken ne kadarını kaplayacağını o küçük noktaların görmüş oluyoruz. Coverage rate %50 olarak burada sabit kalması bence uygun. Bir uygulama yapacağız, kesik scar uygulaması yapacağız. Graphic size da milimetre olarak X ve Y ekseni içerisinde yani ne kadar yukarıya veya ne kadar aşağıya doğru X yatay olarak Y yukarıya yani dikey eksende kaç milimetreye kaç milimetre spotunda olacağını 3 boyutlu olarak düşünüyoruz. Yani çapın X ve Y eksenini kısaca. Burada 10 milimetreye 8 milimetre yani penetre aralığı bu gayet mantıklı. Repeat times kaç kere uygulamayı üst üste tekrarlama yapacak buradan seçebiliyoruz. 3 zaten klasik olarak koyulmuş durumda 3 kere tekrar. Delay tam 1 saniye yani 1 saniye aralıklarla 3 kere atış yap 1 saniye bekle. Atış yap 1 saniye bekle. Atış yap 1 saniye bekle. Bu şekilde uygulamayı yapılmasını sağlıyor. SP mod ve CV mod var. CV moddayken sürekli olarak enerji gidecek. SP moddayken ise kesikli olarak gitmiş olacak. Biz SP modda uygulama yapıyoruz. SP modu niçin seçeriz? Karşı taraftaki kişinin o andaki tepkisi eğer fazla olabilir veya o anda enerjinin hepsini almak zorunda olmayabilir. Yüz bölgesi uygulamalarında özellikle biz burada CV modu çok agresif çalışmak istediğimizde continuous wave anlamında CVW ya da SP mod şeklinde kullanabiliyoruz. Şimdi ben buraya ready'ye bastığımda pedaldan atış yapabilecek hale getirebilmiş oluyorum. Ben şu anda delay time 3, repeat time'ı dediğim gibi yine 3, burayı da bu şekilde bir bırakıyorum. Ama enerji uygulaması 0.05 çok düşük bir enerji. Uygulama yapacağımız şöyle modelimiz var. Bir peçete alalım, üzerindeki anestezi kremi sürelim. Normal kesik starları var, ince, keloid olmamış. Sadece ve sadece şimdi silim yaptığımız zaman göreceğimiz bir şey. Şu şekilde. Işığı arkaya alalım lütfen. Sadece şurada birazcık bir keloid yani gözükmekte. Sadece şu kısımda ama şu kısım haricinde yani buranın haricinde şu kısımlarda keloid gözükmemekte. Bölgeyi alkollememiz gerekiyor. Şuradan alkolü de alalım. Temiz ve hijyen bir şekilde çalışmamızda fayda var. Bir tane hemen hızlı bir şekilde bir eldiven alıyorum. Gerekli evet eldivenimizi de şu anda buradan alacağım. Uygulamayı yapacağımız yer. Önce bir temizleyelim. Alkolleyelim. Tabii alkolün kuruması her lazerde olmuş olduğu gibi önemli. Yoksa gerçekten bir alev alma durumu söz konusu olabilir. O yüzden ama dikkat etmemiz gerekecek kurumasına. Uygulamayı yapmadan önce yine gerekli olan tedbirlerimizi alıyoruz. Enerjimizi yükseltebiliyor veya alçaltabiliyoruz. Buradan gözükeceği şekilde ben enerjiyi genelde burada
20 ile 25 bunun bir tedavi protokolü var. 25 ile uygulama bence çok optimal olacak bir şey. Eğer acı seviyesi çok yüksek olursa biraz azaltabiliriz. Tolere etmesi yüksek olabilirse bir bakabiliriz. 25'i 30 civarına falan çıkartabiliriz. Şimdi artık her şey hazır olduğu için ready kısmına bastığımız anda yuvarlak bir şekilde atışlar yaparak, yani yuvarlak atışları yaparak uygulamasını şuradan pedalla birlikte yapacağız. Şimdi buradan atış yapacağımız bölgeden çıkartıyoruz. T kollu şekildeki probumuzu. Bakın şu anda yuvarlıkla ilgili olarak milimetresi vesairesi her şeyle belli. Yaklaştıkça şu şekilde spotumuzun nereye çalışacağı, uzaklaştıkça nereye kadar genişlediği gözükebiliyor. Şöyle yapalım, oturalım size zahmet. Şu diğerini de ben alabilir miyim size zahmet? Tamam, çok teşekkürler. Şimdi uygulama yapacağımız bölgeyi alıyorum. Uygulama yapacağımız bölgede gözlük takmaya gerek yok. Atışı bir kere yapıyorum. Bu atış sadece küçük mum damlatılması gibi hissiyat verecek. Şuradan başlıyorum atış için. Bir saniye. Evet. Çok acı var mı? Hemen biraz azaltma yapacağız şurada. Acı biraz fazla olduğu için standby alıyorum. Acıyı azaltabilmek için 15 milijoule'luk bir enerjiyle uygulamayı yapacağım. Tekrarlıyorum. Şimdi bakın. Evet. Evet. Değdiriyorum. Evet. Evet. Evet, görmüş olduğumuz gibi şu şekilde, sizin de bakın göreceğiniz gibi tam değdirmemiz kısmında mikrospotları bıraktık. Şimdi diğer tarafa. Buralar biraz daha az olduğu için ben burada coverage rate'i de azaltmak istiyorum. Standby. Coverage rate'i %20'sine denk gelecek şekilde. Yani azaltacağım. Şimdi enerjiye hiçbir şekilde değişiklik yapmıyorum. Değdireceğim yer yine tam şeyin olduğu kısım. Bakıyorum. Bu sefer mikrospotlarım daha dağınık. Bakın. Daha dağınık bir şekilde olmuş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi mikrospotları burada daha dağınık bir şekilde şey yaptık. Uygulamaya devam ediyoruz. Şurası birazcık derin. Ben burada şimdi standby'dan uygulama skin pattern'i daha eliptik bir şekilde yapacağım. Ve tekrar aynı şekilde eliptik bu sefer işlemler gelmiş olacak. Şu şekilde eğer çevirirsem eliptiki tam yan olacak şekilde yatıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi eliptik atışlarımı yaptım. Bu iyileşim süreci sonrasında aynı biraz önce gösterdiğim şekilde bu eliptik atışların hepsi orayı, cildi tekrar iyileştirmeye devam edecek. Şimdi atışı tekrar yapıyorum. Eliptik atışlardan devam edeceğim. Eliptik atışı göstereceğim. Evet. Ve son olarak uygulamanın olduğu kısmı yaptık. Son burası kalmış durumda. Şurada zaten çok kısa bir bölge var. Ve son olarak şurada ve olayımız bitti. Şimdi bakın
uygulama yapacağımız Santa'ya geldim. Gerekli olan uygulama yapacağım yerdeki şeyimi kapattım. Şimdi cihazımızı kapatalım. Geriye gidiyoruz. Ve uygulama yapmış olduğumuz cihazı buyurun kalkın. RedFrax'la yaptığımız uygulamada bakın ilk yapmış olduğumuzda çok sık, ardından yavaş yavaş yuvarlaklarda %20'ye kadar azalttım noktaların sayısını. Şöyle daha yakından baktığımız ve evet, sağ, evet aynen bu şekilde ve tekrar aynı şekilde şuraya doğru noktalarımız bu şekilde bu hale getirdik daraltarak ve elips şeklinde getirdik. Şimdi bu uygulama sonrasında bir krem sürüyoruz. Gerekli olan antiseptik olan herhangi bir kremimiz yeterlidir.